değerli konuğum altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memişe öncelikle günaydın diyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Yayınlar diliyorum yapacakalım sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında sabah 820 liraları bile gördük altının gramında. Evet. İsterseniz altın başlığıyla başlayalım. Ee, hangi haberlere ya da gelişmelere odaklandı? Emtia piyasaları. Onun altındaki yükselişler burada etkili oldu. Özellikle bir Rusya-Ukrayna gerginliğinden bahsediyorlar. Sürekli bu süreci manipüle etmeye devam ediyorlar. Ancak bugün veya yarın salayı da şimdi çarşambaya ötelendi. Bakalım bu hafta Rusya-Ukrayna karşı bir operasyon yapacak mı? Eğer yapmazsa bu sürecin bir manipülasyon olduğunu göreceğiz. Eğer Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, bir jeopolitik riskin başlaması da bambaşka bir dünya ekonomisini tekrar gündeme getirecektir. Yani bu iş burada kalmaz. Ama ben bu süreçte bu fiyatlamaları sağlıksız buluyorum. Çünkü Rusya'dan gelen açıklamalar, Ukrayna'dan gelen açıklamalar yani konunun muhatapları bu risklerden bahsetmezken Amerika ve Avrupa ısrarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Ve dedikodu, kulaktan dolma bilgiler sosyal medyada günlerde böyle çarşaf çarşaf son dakika haber sanki sosyal medyada şöyle bir algı var. Bir an önce bir savaş çıksa da, bir malzeme çıksa, bir haber çıksa, bir şey olsa falan böyle herkes bir felaket tellallığı peşinde. Yatırımcılar da e, karar verirken ona göre karar vermelidir. Yani doğru haberler mi, yalan haberler mi? Bir şey olacak mı, olmayacak mı? Ben de her zaman yatırımcısına şunu söylüyorum. Yani son bir yıldır enflasyonla toplumu fakirleştirenler, şimdi de manipülasyonla insanların elindeki varlıkları almaya devam ediyorlar. İnsanlar bu şekilde fakirleşiyor. O yüzden kısa vadeli alırım, satarım, zengin olurum hayaliyle dünya ekonomilerine finans piyasalarında böyle bir e, alsat hayali içinde olanların da bu şekilde e, fakirleştiğini gözlemliyoruz. Yani artık e, manipülasyonlarla insanlar fakirleştiriliyor. E, soru şu: Bu hafta gerçekten Amerika, şey Rusya, Ukrayna'yı e, işgal etmezse bu fiyatlarda da sert bir geri çekilme görürsek kim ne kazandı, kim ne kaybetti? Yani bence o yüzden. Yatırımcılar biraz daha uzun vadeli bakma, bakmalı yatırımlarına. İşte bu gelen haber akışlarının gerçek değerinin olup olmadığını da e, cuma günü hep beraber görmüş olacağız. Peki yani tabii şu da soruluyor. Acaba nasıl bir sepet şu anda oluşturulmalı ki? E, tüm o zamanında Gelişmeler oldu zaten, ne olursa yaprakınır. olsun etkilenmemek yani. için her gün sepet oluşturma diye bir şey yok. Yani biz burada aylarca yayın yaptık. Biz Ocak ayından bugüne kadar da sepet oluşumunu zaten yaptık. Her sabah yayınlarda anlattık. Sosyal medya hesaplarımızda anlattık. Sepet yapmak ne demektir? Elinizde 10 bin liranız var. Bu 10 bin lirayı dörde böleceksiniz. 2500, 2500, 2500 döviziniz olacak, TL'niz olacak, MTN'niz olacak, kripto paranız veya borsanız neye yatırım yapıyorsunuz? Bu tamamen yatırımcının kendi tercihi. Şimdi sepetiniz olsaydı ne olacaktı? E, dolar stabil bir şekilde de ons altın gitmiş, gümüş fiyatı gitmiş. Sepetinizde ne var şu anda? Altın ve gümüş var. O yüzden e, benim sepetimde altın ve gümüş olduğu için ve yükseldiği için de ben satabilirim. E, bu sefer almayanlar ne yaptı? Aylarca bekleyecek. E, bu, bu böyle olmamalı yani finansal okul yazarlıkta biraz insanlar zihniyet reformu yapması gerekiyor kendinde böyle aylarca düşecek mi yükselecek mi deme e, bu, bu bu düşüncelerin ortadan kalkması lazım yeni bir dünya düzeni kuruldu bu düzeni ayak uydurmayan her zaman kaybedecek o yüzden e, işte bu altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi her gün takip etmekten ziyade bence insanların biraz daha yatırımlarını çeşitlendirmesi gerekiyor. Gelen haber akışlarıyla birlikte manipülasyon yapıldığını, enflasyonla dünyada insanların fakirleştiğini, zaten e, altın ve döviz fiyatlarının içeride yükselmesi, o insanın zengin olduğu varlıkların değer kazandığı anlamına gelmiyor sizin buradaki eğer TL karşısında bir varlığınız bir şey yapıyorsa enflasyona karşı sadece paranızı koruyorsunuz. Ama bizim insanlarımız finansal yazarlı az olan insanlar ne yapıyor? Ben diyor kazandım diyor. E kazanmadın. Sadece enflasyona karşı paranı koruyabildin. Böyle bir kazanç yok çünkü ortada. O yüzden burada jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliğini konuşuyoruz. ONS altında, ONS gümüşlü yükselişleri konuşuyoruz. Ama yarın bugün gerçekten böyle bir savaş riski olacaksa bambaşka bir dünyaya ekonomisini konuşacaksak, bunu hazırlığı önceden olması lazımdı. Aralık ayında 10 liraya kadar gerilen bir dolar vardı, ee, 600 liraya kadar gerilen bir gram altın vardı, 7,5 lira seviyesine kadar gerilen gümüş gram fiyatı vardı. Yatırımcılar neredeydi o zaman? Geçti o işler. Yani bu saatten sonra sepet yapalım. Ama şunu yapalım. da sormak istiyorum ee, İslam Bey. Bize yani vatandaşlardan da, işte izleyicilerimizden de sorular geliyor. Mesela diyorlar ki işte uzmanlar bize şöyle söylüyor. Altın aldınız, gümüş aldınız ya da şimdi hayır, hayır, aldınız. Hayır, ee, bunları uzun vadeli e, tutun hesaplarınızda diyorlar. Çünkü şöyle bir şey onların siz az önce söylediniz ya yani o manipülatif hareketlere karşı gün içerisinde aksiyon almaları çok zor. Çünkü birebir bu işin içinde olmadıkları için siz şimdi anlık piyasaları takip ediyorsunuz. Evet. Onlar için nasıl bir yöntem e, söyleyebilirsiniz? Yani bizim derdimiz bu zaten yani bir şeyden haberin yok bir şey bilmiyorsun ısrarla bu piyasada günlük alım satım yapacaksın. Sen yani sen bir kere finansal okul yazalım şeyi ne? Yani sen Bitcoin'in B'sinden anlıyor musun? Bitcoin'i daha yazamayan bir yatırımcı, Bitcoin'i daha Türkçesini yazamayan bir yatırımcı, Bitcoin'i nasıl yatırım yaparım diyor, nereden alırım diyor. Ya daha bunu nereden alacağını bilmeyen bir insan bu piyasaya gidip de 100 binlere, 200 binlere yatırabilir mi Allah aşkına? Yani bir şey öğrenmişler, dolar, altın, işte euro, başka bir şey öğrenmemişler. Ya diyorum ki diğer yabancı para birimleri var, sterling var mesela, Diğer yatırım araçları var. E bir bir şey öğrenin. Ama eğer bir şey bilmiyorsanız bilmemek ayıp değil. Ama öğrenmek için gayret gösterin. E uzmanlar diyor ki şöyle olacak, böyle olacak. Hayır, bu bahane. İnsanlar böyle bir şey kaybettiği zaman zaten birine bir şey yapmaya fırsat kollar bak sen dedin yükselecek sen dedin düşecek sen diye bir şey yoktur sen sepet yaptın mı sen yatırımcı mısın oyuncu musun bunun kararını vermesi lazım ama şu anda maalesef yatırımcı yok dünyada sadece Türkiye'yi kastetmiyorum Londra'nın şu anda en sevdiği yatırımcı oyuncu kim biliyor musunuz Türk yatırımcılar çünkü kısa vadeciler, çünkü sürekli ters köşe oluyorlar. Sürekli duygularıyla hareket ediyorlar. O yüzden Londra'nın en çok sevdiği yatırımcı veya işlem yapanları Türk yatırımcılardı. İşte yıl içindeki çöküşlerde zarar edenler, döviz tarafında, kripto paralarda en çok zarar edenler sayısında ve ülke kıyaslamasına baktığınız zaman Türkiye'deki bunun nedeni insanların maalesef yani bu bakın savaş çıkacakmış hemen koşa koşa dolar alalım. E kardeşim 13 30 liraydı dolar kuru. Niye almadın? Hemen koşa koşa altın alalım. E gram altın daha düne kadar 780-790 liraydı. Niye almadın? İşte hemen böyle illa bin olacak. Bakın şimdi de almıyorlar. Ne zaman ki yaz aylarında bin lira olacak herkes koşa koşa al. Ne zaman ki bin lira olacak herkes koşa koşa altın almaya. Biz bunu yine yaz aylarında burada inşallah ömrümüz olursa konuşacağız. Ne zaman ki dolar eski seviyeleri göreceğiz herkes dolar almaya koşacak. Bu böyledir. Bunu sürü psikolojisi böyle bir şeydir. O yüzden insanların artık bu gelenekçi yapılarından kurtulup artık biraz daha objektif olayları değerlendirmesi gerekiyor. Nedir objektif değerlendirme? Kardeşim ben elimdeki birlikleri, birikimleri dövizle yaparım, altında. Bu benim kendi tercihim ama uzun vadeli olmalıyım. Uzun vadeli. Şimdi dünya piyasasını kimse okuyamıyor. Adam çıkıyor diyor ki Salı günü diyor Rusya Ukrayna'yı işgal edecek. Gün veriyor. Diyor ki yok diyor. Salı günü olmaz diyor. Çarşamba günü diyor Rusya Ukrayna işgal edecek diyor. Yahut tarihte böyle bir şey var mı? Gün verebilir misin? Saat verebilir misin savaşla alakalı? İş oraya geldi. İş manipüleye geldi. İş artık algıya geldi. Zaten nasıl yaprak bir toplum istiyorlar biliyor musunuz? Her sabah korku ve endişeyle yatağından kalkan bir toplum istiyorlar. Her gece korku ve panikle yatağına yatan bir toplum istiyorlar. Bunların zaten amacı bu. O yüzden korku, panik, yani düşünsene elinde telefon var, acaba gece bir şey oldu mu? Sabah kalkıyorsun, acaba gece bir şey oldu mu? İnsanlar panorayak oldu. Zaten depresan ilaçları verecekler bu insanlara bu gidişle. Hedeflenen bir şey bu. Ve Çünkü bu korkudan kazananlar var öyle değil mi anladığım kadarıyla? Kesinlikle onu manipüle yani yani ben şu komüme gidiyor. Yani bunu söylerken bile üzülüyorum. Adamın 10 bin lira 20 bin lira parası da Yahu 10 bin lira 20 bin lira 100 bin lira 200 bin lira ne ki onlar için? Adam dünyanın diğer ucunda bir tuşla milyon dolar kazanıyor. Senin 10 bin liran, 100 bin liran, 200 bin liran, 1 milyon TL'nin bir şey değil onlar için. Onlar için çekirdek parası, ufak para. Yani bunların bir ayakkabı yani senin belki bir yılda biriktirdiğin para adamın bir ayakkabı bir takım elbise parası. Olaylara böyle bakmak lazım. Duygularınızla hareket etmeyin. Mantığınızla hareket edin. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Bunlar önemli şeylerdi. Kumar oynamak ne ki ya? 2022 yılındayız. Her şey manipüle edilmiş. Algı yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bizimkiler diyor ki düşecek mi çıkacak mı? Niye her gün bunu sürüyorsun? Çünkü her gün yanlış hamle yapıyorsun. Çünkü alıp satarak kazanma hayali peşinde koşuyorsun. Bir insan her gün düşecek mi diye sorar mı? Bir insan her gün yükselecek diye sorar mı? Sanki milyon doları var, sanki trader, sanki aracı bir kurumu var. Her gün aynı soruyu soruyor. Buradaki neden ne biliyor musunuz? Sattığı yerine koyamıyor. Çünkü zarar etti ve zarar etmeye devam edecek maalesef. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ee, yarın ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere Tabii. diyoruz. O zaman şöyle özetlemek lazım. Eğer bir yatırım yapıyorsanız neye yatırım yaptığınızı öncelikle iyi bir araştırın. Evet birçok uzman belki tavsiyelerde bulunuyor. Evet. Ama araştırmadan, öğrenmeden e, yatırımda yapmayın. Teşekkür bunu, ederiz. Bunu Aralık ayında hep beraber konuştuk. 18 liraydı dolar kuru, 1000 liraydı gram altın. Yalvardık aylarca. Ne oldu? Bunun da, örneklerini yine göreceğiz. Ya Bakalım şurada 3 günümüz var Yaprak Hanım. Bakalım Rusya işgal edilmeyecek mi, edilmeyecek mi? Eğer Cuma gününe kadar işgal edilmez Ukrayna, o zaman manipülasyon nasıl yapılıyormuş, ters köşe nasıl oluyormuş? Burada Cuma günü tekrar yorumlarız inşallah. Yani o zaman da bu fiyatlar düşer tekrar diyorsunuz. E, herhalde, evet. tabii ki. Bunu öngörmek ön tabii zor aslında bu şartlar zor, altında. Zor. Her an her dakika i̇şte, farklı bir gelişme yaşanıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Benim anlatmak belli, istediğim o. Daha önceden belirleyeceksiniz. O. Tabii ki Yaprak Hanım burada siz her sabah e, konuklar alıyorsunuz, ekonomiyi yorumluyorsunuz, rakamları yorumluyorsunuz. Her şey şeffaf, net. E peki yarın sabah bir şey, bir doğa, savaşı bırakın mesela. Şimdi üç günlük içinde ne bekleniyor? Bir Rusya-Ukrayna gerginliği bekleniyor, savaş bekleniyor. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Allah gecinden versin. Çok büyük bir doğal felaket olacak dünyada gece yattığımız zaman. O bunun imkansız. Garantisi. Tabii ki. işte o, o yüzden anlatmak istiyorum. Bir şey bilmediğiniz zaman da yapmanız gereken tek bir şey var. Elinizde olan bir bildiğiniz tek bir şey var. Varlıklarınıza sahip çıkmak. Nokta. Bunun daha izahı ve özeti yoktur maalesef. Peki çok teşekkür ederiz tekrar. Hoşçakalın. ]ler. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Ee, sevgili Sağ izleyiciler, altın ve para piyasaları uzmanı e, Sayın İslam Memiş bizlerle birlikteydi.